Zombie apocalypse. Star Game kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Metin 2 videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Evet, Metin 2 görevleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yeni bir görev yapacağız sizle. 90 level olduktan sonra gelen bir görev var. Oyun görevleri penceresinden Melee'in izi görevini yapacağız. Bu görevi ben daha önce tıkladım ama yapmadım. Videoda sizle beraber yaparım diye düşündüm. Şimdi bugün hep beraber bu videoda bu Melee'in izi görevini hep beraber yapacağız. Bakalım nasıl bir aşamaları var veya nasıl ödüller veriyor. Bunları görelim. Arkadaşlar hazırsanız videoya geçelim. Hep beraber Melee'in izi görevine başlayalım. Evet arkadaşlar, buradan tekrar Melee'in izine tıklıyorum ve şöyle bir yazı çıkıyor. Bu yazıyı okuyayım sizlere. Ejderha bekçisi Jahar seni bekliyor. Sugmai'nin sığınağını bulma şansımız olabilir. Krallığın birinci köyündeki ejderha bekçisi Jarkis'ine gitmemizi istiyor arkadaşlar. Bunu da harita üzerindeki yanıp sönen işaretli noktaya bizi gönderecek. Şöyle okey diyelim ve ejderha bekçisi Jahar'a tıklayarak bakalım neler yapabiliriz, öğrenelim. Burada aşamalar çıktı. Biz Melee'in izine tıklıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi kısa bir konuşma geçti arkadaşlar. O konuşmayı ben atladım. Ateş diyarına ulaştığında Ejderha Kraliçesi'nin bir izini bul demiş. Yani Melee'in izini Ateş diyarında Doyum Hivang'da bize aramamızı istiyor. Şimdi Doyum Hivang'a gideceğiz arkadaşlar. Orada Melee'in izi var. Onu bulacağız. O Melee'in izinin yerini zaten biliyoruz. Daha öncelerden kan taşı görevi yaptıysanız çok basit. Orada Melee'in izi oluyor. Ben bir yanında buradan ışınlanayım arkadaşlar. Şimdi Doyum Hivang'a ışınlandım arkadaşlar. Ateş Diyarı diğer isimde. Şöyle haritayı açtığımızda bakın. Tam orta noktada zaten Melee'in izi gözüküyor. Bir tane pot basacağım ve oraya hep beraber gidelim arkadaşlar. Çok basit bir görev aşaması aslında ama bu görevin diğer aşamaları da var diye düşünüyorum ben. Araştırmadım ama sanırım diğer aşamalarını bölgelerde geçecek. Bir gidelim, ilk aşamasını yapalım. Diğer aşamalarına hep birlikte geçeceğiz arkadaşlar. Melee'in izine doğru gidiyorum. Kan taşı yaparken aynı yoldan gittiğim zaman defalarca Melee'in izine rastladım. Ama bunun ne işe yaradığını arkadaşlar bilmiyordum. Böyle bir görevle bağlantılı olduğunu bilmiyordum. Şimdi biz de öğrenmiş olacağız. Bakın üzerinde zaten ok çıktı. Melee'in izine tıklıyorum. Şimdi Donhar'a yanına geri git diyor arkadaşlar. O da şurada. Bakın ejderha bekçisi Donhar var. Oraya gideceğiz. Burayı zaten biliyorsunuz, ışınlayıcının olduğu bölge. Hemen oraya ulaşalım. Oradan sonra da görevimize devam edelim. Evet arkadaşlar, ejderha bekçisi Donhar'a ulaştım. Şu şekilde üzerinde yanıp sönen ok var. Yine tıklıyorum ve Melee'in izi diyorum. Buradaki konuşmaları hızlı geçeceğim. Şöyle son bir konuşma metni var. Bunu okuyayım arkadaşlar. Demek ki doğruymuş. Melee, Sugmari'nin çağrısını izlemiş olmalı. Sonunda bizi saklandığı yere götürebilir. Daha fazla araştırma yapman için bana biraz zaman ver. Sonra tekrar konuşalım demiş. Hazır olduğunda sana bir parşömen göndereceğim demiş. Bir bakalım görev penceresinden, oyun görevlerinden. Evet, Melee'in izi 2 var. Tıklayalım. Ejderha bekçisi Donhar araştırmanı tamamladı. Bizim yaptığımız bu şu kısımdaki yaptığımız araştırmaların sonucunu tamamlamış arkadaşlar. Tekrardan ziyaret etmemizi istiyor. Geri dönelim.
Meleğinizi ikiye tıklayalım. Evet, ejderha ateşi burnunda bir tüccar varmış arkadaşlar. Oraya gidelim ve görevin diğer aşamalarını orada tamamlayalım. Bizi bu şekilde bir bilgilendirme yaptı. Ejderha ateşine ışınlanayım arkadaşlar. Görevin aşamalarına orada sizlerle birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ejderha ateşi burnuna ışınlandım. Buradan devam ediyorum. Üzeri yarım sönen gördüğümüz gibi bir nokta var. Haritadan da iki tane yanıp sönen var ama biz sanırım şu alttakine gideceğiz. Evet, bu noktaya geldim. Evet. Ejderha ateşi burnundaki izler kesinlikle meleğe ait. Acaba nereye gitmek istiyor diye bir bilgilendirme metni çıktı. Tekrardan arkadaşlar şöyle oyun görevleri penceresini açacağım. Meleğinizi iki görevine tıklıyorum. Jagnar ile konuş dediler. Tekrardan ejderha bekçisi Jahar'la konuşmamız gerekiyormuş. Bu haritada sanırım ejderha bekçisi Jahar yok. Tekrardan şimdi birinci köye gidiyorum. Orada ejderha bekçisiyle tekrardan konuşacağız ve görevin diğer aşamalarına devam edeceğiz. Tekrardan birinci köye geldim arkadaşlar. Ejderha bekçisi Jahar'la konuşmaya geldim. Tekrardan meleğin izi 2 görevine tıklıyorum. Ve şöyle bir not var. Şüphesiz meleği ejderha ateşi burnundaydı. Ama izleri denizde kayboluyor. O yüzden denizin kenarındaki bulduğumuz izde sanırım meleğin oradan ayrıldığını öğrendik. Jahar da onu doğruluyor zaten. Okyanusu geçmek istiyor demiş. Onu takip etmek için bir gemiye ihtiyacımız var. Bir geri gemi aramam için bana biraz zaman ver. Şimdi gemi arayacak bizim için. Sonra tekrardan konuşalım demiş. Tekrardan bakalım Parşömen geldi mi? Evet, gelmiş. Ejderha kraliçesi takibi, yani meleği basıyorum. Tekrardan konuşalım demiş. Evet. Bakalım neler buldu bizim için. Bir gemi bulamamış arkadaşlar. Bize bunu söylüyor. O zaman bir tane gemi inşa etmemiz gerekiyor diyor. Ejderha ateşindeki balıkçı kişisine git dedi. Şimdi balıkçıya bizi gönderdi. Muhtemelen görevin aşaması balıkçıda devam ediyor. Şimdi tekrardan oraya ışınlanalım. Oradan devam edelim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, ejderha ateşine tekrardan geldim ve balıkçının üzerinde yanıp sönen bir ibare var. Buna tıklıyorum ve buradan ejderha kraliçesi takibi diyorum. Evet, buradan bize gerekli olan malzemeleri listelemiş. Bakalım neler varmış. Gemi inşa etmek için gemi tahtasından 100 tane, yelkenden 1 tane ve bir tane de dümen ögesine ihtiyacımız varmış. Bunların hepsini temin edebilir misin? Evet diyorum ben de. Şimdi bunlar sanıyorum ki... Şuradan tekrar açalım. Evet. Kendi seviyendeki canavarlarını, yani kendi seviyemizdeki rastgele yaratıkları keserek bunlardan düşürmeye çalışacağız. Bunlardan bazıları nadir düşüyormuş. Gemi tahtası 100. Ya muhtemelen yelken veya dümenden bir tanesi biraz zor düşüyor arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi görevin diğer aşamalarını tamamlamak için bu parçaları temin etmemiz gerekiyor. Kendi levelimizdeki şu haritanın herhangi bir noktasındaki slotlardan keserek bize verdikleri bu parçaları elde etmeye çalışacağım. Bunları metin keserek yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü metinlerden biliyorsunuz daha fazla slot aynı anda çıkıyor. Hem metinden malzeme düşürürüz hem de pelerin yüzük gibi ekstra malzemeler düşürerek bu görevi yapabiliriz. Şimdi gidelim biraz metin arayalım. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on
sun rays and on and on we'll go. Evet arkadaşlar, bütün malzemeleri topladım. Şöyle bir tane dümen, bir tane yelken, 123 tane gemi tahtası buldum. O benden 100 tane istemişti ama ben onu 123 tane buldum. Kolay düşüyor arkadaşlar. 2 tane metin kestim toplamda ve bütün malzemelerin hepsi düştü. Bakalım şuradan da kontrol edelim. Evet, eksik hiçbir gemimiz yok gördüğünüz gibi. Şimdi balıkçıya tekrar tıklıyorum. Ejderha Kraliçesi takibine tıkladım. Şimdi harika, bütün malzemeleri toplamışsın dedi. Onu balıkçıya götürdü tekrardan. Tekrardan tıklıyorum. Şimdi harika. Şimdi bana bir gemi inşa etmek için her şeyim var. Bana biraz zaman ver dedi. Tamam dedim. Tekrar balıkçıya tıkladım arkadaşlar. Burada herkes gemiye diye bir seçenek var. Buna tıklıyorum. Meleği takip etmek için şimdi gemi yolculuğuna başlamak istiyor musun? Evet dedim. Sadece bir grubunla seyahat edebilirsin diyor. Yani tek başına seyahat etmemize izin vermiyor arkadaşlar. Bir grup kuracağız. O grupla meleğin izini aramaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, görevin son aşaması için bizden grup kurmamızı istiyordu. Şimdi The Last Stone kardeşim bana bu konuda yardımcı olacak. Sağ olsun. Şimdi biz grubu oluşturduk ama grubu oluşturmadan önce grup kuracağımız kişinin de bu görevi tamamlamış olması gerekiyor arkadaşlar. Değilse kabul etmiyor. Şimdi devam edelim. Balıkçıya tıklayalım. Herkes gemiye seçeneğine tıklayalım. Meleği takip etmek için şimdi gemi yolculuğuna başlamak istiyor musun diye bir soru sordu bize. Evet diyelim ve şimdi bizi bir yere ışınlıyor, bakalım. Bizi gemiye ışınladı arkadaşlar. Burası Hydra gemi savunması. Şöyle. Ama bizim Hydra'yı kesebilmek gibi bir lüksümüz maalesef yok. Bizim itemlerimiz bu konuda yetersiz. Görevin böyle bir aşaması olduğunu açıkçası ben de bilmiyordum. Sizlerle birlikte öğrenmiş oldum. Görev sanırım burada bitti. Burada Hydra kesiliyor. Hydra'nın girişi de bu sayede açılmış oldu. Kesemeyeceğimiz için mecbur çıkmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi dümene tıklıyorum. Gemi yolculuğunu iptal ete tıklıyorum ve evet diyorum. Bakalım neler olacak. Evet, bizi geriye çıkardı. Bakalım görev penceresinde herhangi bir görevimiz var mı? Evet. Görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde meleğin izi görevi de bitmiş oldu. Hydra nasıl yapılır? Hydra'ya nasıl girilir? Bu şekilde bize göstermiş oldu. Görevin bu aşamasında
tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Diğer görev videolarında ve diğer oyun videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dedikten sonra hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.